Açık Söz TV'den herkese merhaba. Ben Misina. Bugün Kastamonu halkına son zamanlarda sigaraya gelen zamlar hakkındaki düşüncelerini soracağız. Gelin beraber izleyelim. Çok güzel. Daha fazla olsun, 100 olsun. Yani parası olan için olmayan içmez. En güzeli bu değil mi? İçkiye ve sigaraya zam gelebilir ama ekmeğe gelmesin. Vatandaşın ekmeğine gelmesin, una gelmesin. Zaten. Şimdi 3 TL, şunu sordum. 3 TL'ye yer düşmüş. Kötünün iyisi, ne yapalım yani? Vergiyi bunlardan çıkarıyorlar. Büyüklerden bir şey aldıkları yok. Küçük esnaftan bizden çıkarıyorlar işte acısını. İkisine zam gelmedi zaten. Sigaraya gelsin. Emekli parasına zam gelmez, sigaraya geliyor. Mazada geliyor. Biz kalan bu şeyden bıktık. Hayattan da bıktık. Cebimizde para kalmadı. Üst üste gelen zamların altında vatandaşlarımız eziliyor. Yani hükümetin sürekli yaptığı bu zamlar geçim derdi çeken vatandaşların hayatını daha da zorlaştırıyor. Yani istemiyoruz zamların olmasını. Bu şekilde. Yani her şeye zam geliyor. Bir baktığınız zaman markete giriyorsunuz. Kolaya, cipse, yani markette de her şeye zam geliyor. Baktığınız zaman mazota da aynı şekilde zam geliyor. Sigara artışı da bence normal yani. Fiyatlar artabilir. Sonuç olarak onlar da bir işletme sahibi. O işletmeden para kazanmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde sigaranın dağıtıcısı, satıcısı. Ya sigara fiyatlarının artışını ben normal görüyorum. En azından fahiş bir artış yok yani. Olması gerektiği gibi. Sallıyorum işte, benim şu anda kullandığım sigaraya 3 lira bir zam geldi. 65 liraydı, 68 lira. Bu çok büyük, öyle hani inanılmaz rahatsız edici bir zam da değil. Her şeye zam geliyorken gayet olabilir bir zam bence. Vallahi sürekli zam geliyor. Yetişemiyoruz arkasına. Ama sanırım Winston grubunda bir indirim olmuş. Geri çekmişler zammı. Hani zaten ekonominin durumu da ortada, sigara, bir paket sigara. 70 lira, 80 lira çok para yani açıkçası. Geçinemiyoruz. Devletin bu işe bir çare bulsun artık. Yani enflasyona dur desin. Yani ne bileyim, çoluğumuz çocuğumuz çalışmak zorunda kalıyor. Yani sizin gibi gençler, bakın siz de öğrenci başkasınız. Kendi ailenize bir katkıda bulunmaya çalışıyorsunuz. Ben bilmiyorum, artık devlet bu işe bir el atsa iyi olacak. Bir sorunumuz çiçeğe gitmiyor yani. Millet içmesin. Aynı zihniniz sigara odur. İçmesin de ben bulsam. Sigara verecek parayı labne basın, cebine koysun, yesin. O en önemlisi. Benim dediğim başka bir şeyim yok. Ve versin, içen içiyor zaten. Yani parayla falan bırakamaz onu. Beyinde bırakmak lazım, çoğu da bırakamıyor yani. Ben hiçbirim için bir şey demeyeceğim. Kullanmıyor musunuz? Keşke herkes bıraksa bu sigarasını. Hem vücuduna sağlık bakımından, hem cebindeki paraya bakımından. Bugün o sigaranın parası 3-4 ekmek parası. Bir ailenin geçim derdi. Biz şimdi ne söylesek boş abi. Çok berbat. Ben sigara kullanıyorum. Yani 59 liraya alıyordum. 68 lira yaptılar diyor. Ondan sonra 62 lira oldu. Çok yüksek. Verdikleri zama göre. Ben çok yüksek buluyorum açıkçası fiyatları. Şu şartlar altında ülkemizin bu ekonomik krizi varken yani her şeye zam geliyor. Sadece sigara değil ki. Millet nasıl geçinsin? Çok üzgünüz yani. Ne yapacağım dedi, düşürsen ne diyeceksin oğlum, düşmüşsüz bu hala, ister kıl sıksın ister karga demiş. 10 milyar maaş veriyor, sigarayı bir kere o tirak olsun, ondan sonra konuşsun. Ben başka bir şey demiyorum. İçkiyle, sigarayla, şununla, petrolle başka hiçbir şey bırakmadı. Mahvetti, attı bizi. İsrail silah atıyor, öldürüyor. Bu da bizi açlıktan öldürecek. Bak ağzımda dişlerimi yaptıramadım. Daha ne diyeyim ben ya? Sigaraya yapılan zamlar ben kullanmadığım için beni ilgilendirmiyor. Yani içenler düşünsün.